Merhaba arkadaşlar, Oncak Butim kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiler değil mi? Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapacağız? Anlat bakalım arkadaşlara. Bugün kendin yap yapacağız yine değil mi? Evet, kendin yap yapacağız. Yani daha doğrusu boyama yapacağız. Bunları hazır aldık. Yine bizim bu İstanbul Art'tan güzel böyle yılbaşı hediyeliği için bir sürü aksesuarlar gelmiş. Biz de kızlarla gittik, birkaç bir şey aldık. Böyle ham aldık. Biz çünkü boyamayı seviyoruz değil mi? Evet. Böyle boyayıp armağan edebilirsiniz. Yeni yıla girerken belki küçük böyle arkadaşlarınıza hediyeler vermek isteyebilirsiniz. O yüzden şimdi böyle bir şeyler yapalım dedik. Renkli renkli ha? Evet, hadi yapalım ne olur. Tamam, dur, sabırsızlanma. Bir tane çam ağacı aldık. Bir tane de böyle çizme aldık. Biliyorsunuz bu Noel Baba çizmeleri. Kırmızı ve beyaz. Belki bunu böyle bir yere asabilirsiniz. Hediye olarak verebilirsiniz. Yeni yılda belki böyle renkli renkli bir şeylerle girmek isteyebilirsiniz. O yüzden ilk önce şeyi açalım. Yeşili açalım. O yüzden böyle aksesuarlar aldık biz. Belki okulda süslemeler yapabilirsiniz. Okul içinde alabilirsiniz bu tür süsleri. Ben yeşil kırmızı aldım. Hatta üstünde fiyatı yazıyor. 4 lira arkadaşlar bu. Şöyle direkt boyuyorum. Su bazlı bu boyadığım şey. Boya. Boya işlemi de çok hoşuma gidiyor. Benim dikiş dikmek gibi. Boyamak da çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz seviyor musunuz boyamayı? Bunu hatta bir kabın içine koyalım. Şimdi böyle ilk katı atıp kurumaya bırakacağız. Ki renk daha çok çıksın. Her yerini boyayacağız. Ağacın alt kısmını kahverengi yapalım bence değil mi? Yeşil olmasın. Evet bence de. Biraz da kar yağsın mesela ağacın üstüne. Evet, ağacın alt kısmını da kahverengiye boyuyoruz. Şimdi biraz kurumaya bırakacağım. Bundan sonra üzerine renkler gireceğim. Daha ıslak çünkü. Hatta bir kat daha geçebilirim. Yeşil birazcık daha. Yeşil olsun diye. Evet, kahverengiyi de girdim. Şu kenarlara da giriyorum. Şu alta yine yeşil süreceğim. Şimdi şurayı beyaz boyayacağım. Alt kısmını kırmızı yapacağız. Tamam. Çünkü burası beyaz olur normalde. Şöyle peluş gibi. Burayı da beyaza boyayalım. Hatta böyle tüylüymüş gibi şöyle boyayalım. Ay, boyamak da çok zevkli. Vallahi ben boyamayı da çok seviyorum. Dikiş dikmeyi de çok seviyorum. Bilmiyorum siz seviyor musunuz böyle dikiş dikmeyi, boyamayı? Ben de çok seviyorum. Biliyorum zaten. Benim şeyleri hep alıp yapıyorsun. Ben biliyorum. Bazen arkadaşlar boyalarımı bulamıyorum. Boyalarım gidiyor. Acaba nereye gidiyor diyorum. Evet, böyle beyaza boyadık. Şimdi alt kısmını da kırmızıya boyayalım bakalım. Evet, şimdi kırmızıyı sürüyorum. Kırmızıyı da şöyle süreceğim. Şimdi birazcık üstüne desenler yapalım. Böyle kar yağmış efekti gibi. Şöyle de bir tane yeşil bir kurdele yapalım. Evet, çam ağacımızın üzerine de böyle yine benekler atarak kar taneleri yapabiliriz. Hatta süsler yapabiliriz. Ben ama böyle kar yağmış efekti vermek istedim. Çünkü aslında ben bu aksesuarları minik bir ev aldım. O evin bahçesine yerleştireceğim. Önce bunları boyayacağım. Daha sonra evi boyayacağım. Bunları da evin bahçesine yerleştireceğim. Şimdi biraz daha kurusun. Ondan sonra bu karların yanına belki küçük küçük kırmızı toplardan süsler de yapabiliriz. Böyle kar efektleri de yapabilirsiniz. Çorabın üstüne de böyle kar efekti yaptım. Evet, bence kendiniz istediğiniz gibi boyayıp, istediğiniz renge boyayıp, süsleyip hediye edebilirsiniz. Yeni yıl hediyesi olabilir. Bir doğum günü hediyesi olabilir. Kime hediye etmek istiyorsanız kendinizin yaptığı bir şeyi vermek bence her zaman en güzeli. Evet, hazır almaktansa kendinizin bir şeyler yapıp vermeniz bence en iyisi değil mi? Evet, bence de. Evet.
Biraz daha kuruduktan sonra belki birazcık daha üzerlerine bir şeyler atabiliriz. Ama şimdilik bu kadar. Sevdin mi? Evet, çok sevdim. Böyle kendin yaplar, hatta boyamalar yapalım, tamam mı? Tamam. Daha zaten koca bir evimiz var. O evi de birlikte boyayacağız, tamam. Bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Bye bye.